Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere Acer masaüstü bilgisayarlar, desktop bilgisayarlarda BIOS güncellemesini nasıl yapacağız? Bunu anlatacağız. İlk olarak uygun olan kendi orijinal BIOS güncel dosyasını indirmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Acer Support, Acer Destek yazdıktan sonra Acer sürücülerinin bulunduğu sayfaya geliyoruz. Buradan cihazımızın modelini, doğru olan modelini birebir yazıyoruz. İşte modeli neyse veya seri numarasını biliyorsanız buraya seri numarasını yazın. Modeli neyse herhangi modelini yazdıktan sonra cihazınızın kendi bulunduğu sayfaya geleceksiniz. Örneğin bendeki Veriton S2665G serisi bir cihazmış. Bunun BIOS güncellemesini nasıl yapacağız onu anlatacağız. Cihazımızın kendi orijinal sayfasına geldikten sonra şuradaki BIOS FineWire yazan yere geliyoruz. Buradaki BIOS sürümlerinden, versiyonlarından en yeni olan tarihe bakaraktan olanı indireceğiz. En yenisi 2020-2021 şu sanırım. Evet, 2021 tarihli olan bu BIOS'u şuradan indir dedik. İndirdiğimiz dosyayı şöyle klasöre çıkarttık. Klasöre çıkarttığımız dosyayı içeriğine geldiğimizde burada BIOS'umuzun farklı şekillerdeki modellerini görebilirsiniz. Biz burada Windows ortamındakini seçeceğiz. Windows klasörüne tıklayıp giriş yaptığımızda şuradaki uygulama yazan dosyayı sağ tuş yapıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Burada bize herhangi bir tuşa basıp devam etmek istiyorsak bir tuşa basın yazan yere şurada bir tuşa basalım. Bir daha tuşa basıyoruz. Bunu yaptıktan sonra hemen flash yazan yere geliyoruz bu sefer de. Flash yazan yere iki kere tıklıyoruz. Şu anda BIOS'umuzun eski üzerindeki BIOS'u okuyacak, ardından yeni BIOS'u yazma işlemine geçecek arkadaşlar. İlk aşamayı yapın benim az önce yaptığım gibi. İlk aşamayı yaptığınızda bazen hatalar alabilirsiniz. Onun için ilk aşamayı mutlaka yapın. Evet, bilgisayarımızın yeniden başlayacağını evet hayırlı bir şey soruyor. Yes dedik, Y'ye basıyorsunuz burada. Bilgisayarımız yeniden başlayacak şimdi. Ekranı kapatmayacağım arkadaşlar. Yeniden başlayıncaya kadar cihazımızla. Biraz ilk ekran gelmesi gecikebilir. Ama bekleyin sonuna kadar. O anda fişi sakın çekmeyin. Şu anda Updating Main FineWire yazısı geldi. Şu anda güncelleme yapıyor. Tekrar kapandı. Siz burada rahatlayabilirsiniz, beklemek istemiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar açılacak cihazım. Bu yeniden açılmalar biraz geç olabilir. Bunlarda bekleyin arkadaşlar. Fişi çekmeyin, kapatmayın bilgisayarınızı. Tabi ne kadar gecikebilirsiniz. Şu anda benim ekranın gelme süresine göre ayarlayın kendiniz. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir dakika sonra geldi ekran. Hiç fişlere, düğmelere basmıyorsunuz. Birkaç kere kendi kendine kapanıp açılacak bilgisayarınız arkadaşlar. Beşinci veya altıncı başlatışta tekrar bilgisayarım kendi orijinal Windows tarafına geldi arkadaşlar. Bu şekilde bilgisayarım en güncel BIOS'u yüklemiş halde karşınıza gelecektir. Şu anda BIOS'umuz en güncel haliyle yüklendi. Yapacağımız işlemler bu şekildedir arkadaşlar. Kolay gelsin.